Kurban Bayramı geldi, mutfaklar çoktan hazırlandı. Ama tatil hem uzun hem de Kurban Bayramı olması nedeniyle beslenme konusundaki önem daha da arttı. Diyetisyen Sabiha Keskin anlattı. Bayram sonrası sağlık sorunları yaşamamak için nelere dikkat etmeliyiz, bayramda nasıl beslenmeliyiz? Bayramda Allah ne verdiyse besleneceğiz de tabii ki kurban kesmeyi düşünüyoruz. Etle besleneceğim. Protein, hep et yiyeceğiz yani, başka bir şey yok. Baba et kavurma yiyerek geçireceğiz. Yani. Bir günde bir kilo yeriz ya. Yok, bir kilo yiyemeyiz, yemeyiz. Dokunur. Yarım kilo falan yiyebiliriz. Üç öğün bir kilo yeriz ya. Ben biliyorum ya. Ben yiyemem. Ben doğru söylüyorum. Bana bir kilo yiyeceğim. Et tüketiminin çok fazla yapılmaması, özellikle yani yaklaşık 150 gram 3-4 yumurta büyüklüğündeki bir et, bir yetişkin bir bireyin tüm gün boyunca alması gereken ihtiyacı karşılıyor. O yüzden hani bu büyüklükten fazla tüketmemelerini, yine pişirme yöntemleri önemli burada. Özellikle ızgara, fırın, buğulama gibi haşlama yöntemlerini kullanarak kızartma yöntemini kullanmamalarında yarar var. Özellikle yine etlerin yağlı kısımlarını temizledikten sonra pişirmeleri önemli. Yine et tüketirken yanında mutlaka C vitamini, bir sebze, salata ya da meyve bulundurmaya özen göstermelerini öneriyorum. Genelde baklava, kadayıf, bu tür tatlıları çok severim. Baklava yiyeceğiz, yoğurt yiyeceğiz. Tatlı baklava. Şekerimiz var, onu da bir çok dilim. Fazla tüketemiyoruz. Ben de bir dilim fazla yok. Tatlı konusunda... Ne bulursa yiyeceğiz. Özellikle tatlı tüketiminde daha çok sütlü tatlıları, hani ağır şerbetli hamur tatlılarından ziyade sütlü tatlılar ya da işte meyve tatlıları, kabak tatlısı, ayva tatlısı gibi bu tür tatlıları daha az şekerli hazırlayarak yapabiliriz. Nereye gidersen ikram ediyorlar sana, yani mecburen yiyorsun. Her gittiğimiz yerde bir ikram oluyor. Bazılarını reddetmeyi ya da çok küçük porsiyonlarda almayı denemeliyiz diye düşünüyorum. Bu tatil döneminde küçük kısa yürüyüşler bizim sağlığımızı olumlu etkileyecektir. Ne çok fazla et, ne çok fazla şeker, ne çok fazla tatlı, hepsini belli bir denge içinde yapmaya çalışacağız.